Balıkesir'de zeytincilik alanında Türkiye ve dünyadaki farklı talepleri karşılamak amacıyla yola çıkan sektörün köklü markası Maysiya Zeytin'e konuk olduk. Beraber izliyoruz. Değerli Altın Rehber izleyicileri, sektörler arası Türkiye turumuz hız kesmeden devam ediyor ve bizler de sizler için sektörleri mercek altına almaya devam ediyoruz. Bugün sizlere geçmişten gelen güzelliğini günümüze kadar taşıyarak bizlere doğal ve kültürel güzelliklerini sergileyen bir ilimizden Balıkesir'den sesleniyoruz. Balıkesir'de kurulduğu günden itibaren gerek vermiş olduğu profesyonel hizmetleriyle gerek güler yüzlü çalışmalarıyla sektöründe markalaşmayı hedefleyen bir firmaya Maysiya Gülşah Tintaş Zeytinciliğe konuk olduk. Yanımda işletme sahibimiz Gülşah Hanım var. Bakalım Gülşah Hanım bize ürün ve ürün gruplarıyla alakalı, sunduğu hizmetlerle alakalı neler aktaracaklar. Gülşah Hanım, bizleri konuk ettiğiniz için öncelikle çok teşekkür ediyorum sizlere ve sizlerin şahsına ve kurumunuza. Sizleri biraz yakından tanıyabilir miyiz? Gülşah Tintaş kimdir? Evet, öncelikle hoş geldiniz diyorum. TV8 ekibine teşekkür ediyorum. Gülşah Tintaş, evli, iki çocuk annesiyim. Bir kızım, bir oğlum var. İşimi severek yapıyorum. İşimi seviyorum. 2014 yılında kurulmuş olan bir firma. Gülşah Hanım, biraz ürün ve ürün gruplarınızdan bahseder misiniz lütfen? Evet, ürün gruplarımızda aslında 4 çeşit zeytinyağı grubumuz var. Taş baskı zeytinyağları, en çok sattığımız natural sızma zeytinyağları, farklı yörelerin zeytinyağları, aromalı zeytinyağlar, zeytin çeşitlerimiz var. Siyah zeytin, yeşil zeytin, çizik zeytin, kırma zeytin, taze kırma, sele, tuzsuz sele, diyet sele. Bandırmanın en çok organik ürünlerle buluşması açısından bu dükkanı açmış bulunmaktayız. Ürünlerimiz katkısız ve doğaldır. Özenerek yapıyoruz. Benim bir de dikkatimi çeken bir ürününüz vardı, zeytin sütü. Zeytin sütü nedir, nasıl yapılır, ne işe yarar? Bunlardan da kısaca bahsedebilir miyiz? Zeytin sütü, çiğ zeytinlerin çuvallara toplanarak, çuvalların üst üste basılma aşamasındaki akan özüdür. Çok az bir miktarda çıkar, çok az bir miktarda biz bunu şişeliyoruz ve müşterilerimize sergiliyoruz. Peki ne işe yarar zeytin sütü? Daha çok hastalarda, özellikle kanser hastalarında, sabahları aç karnına bir tatlı kaşığı, ciltte, saç dökülmelerinde, sivilcelerde, egzamalarda. Bir de bizim kantron yağımız var. Kantron yağımızı da kendim yapıyorum. Kantron bitkisiyle zeytinyağına yapıyorum ve bunu da satışa sunuyorum. Aslında Maysiya Gülşah Tintaş markasında zeytine dair her şeyi bulabilirler diyebiliriz sanırım. Evet, genellikle öyle. Özenerek yapıyorum. Daha farklı çeşitlere de girmek istiyorum. Yavaş yavaş. Sadece bandırma ve çevresinde mi faaliyet gösteriyorsunuz? Yoksa talepler olması doğrultusunda Türkiye'ye ve Avrupa'ya gönderim sağlıyor musunuz Gülşah Hanım? Evet, bandırma dışında Türkiye'ye bütün illerimize kargo yapıyoruz. Yurt dışında da çok taleplerimiz var. Özellikle yazın gelen turist müşterilerimiz daha sonra kargoyla onlara gönderdiğimiz ürünlerimiz de oluyor.